Buyurun Sayın Turan. Dogma. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında iddialar, bazen hakarete varan ifadeler zamanında cevap verilene daha kıymetli hale geliyor, ancak takdirinize saygı duyuyoruz. Grupların bitiminden sonra bu sözü veriyorsunuz. Sayın Başkan, az önce konuşmacılardan birkaç tanesi ısrarla, gurumuza ithamla Kürt düşmanlığı yaptığımızdan bahisle burası meclis, hatırlatırım. Değerli arkadaşlar, söz konusu iddia hukukun konusudur. Hukuk hepimiz için vazgeçilmezdir. Bırakalım yargı bu konuda kimin suçu var, kimin kusuru var, incelemesini yapsın. Karara bebe saygı duyalım. Hukukun dışındaki her söylem hepimizi yorar. Bu doğru bir yaklaşım olmaz. Hukuktan başka bir iddiamız, bir beklentimiz yok. Değerli arkadaşlar, ancak gurumuza dönüp Kürt düşmanı tarzı ifadelerinizi doğru bulmuyorum. Üslup kimliktir. Üslubumuz kimliğimizdir. Kalpte ne varsa dile o vurur. Denizde ne varsa sahile o vurur. Değerli arkadaşlar, bunları ifade ederken her şey böyle sütten çıkmış ak kaşık misal olmadığını size biliyorsunuz. Burada şimdi başa dönüp de Apo'nun heykeli dikeceğiz, efendim PKK'sını dayadık tarzı eski saçma açmak istemiyorum. Ama şunu söyleme hakkımız var diye düşünüyorum. 20 yıldan beri kimlik siyaseti yapmadık. 20 yıldan beri 84 milyon kardeşini talep ettik, arzu ettik. Derdimiz beraber bu ülkede yaşamak. Bakınız, rahmetli Erbakan Hoca'nın çok şık bir ifadesi vardı. Der ki, Kürt'le Türk'ü ayırırsanız ne Kürt kalır ne Türk kalır. Ancak Türk'le Kürt'ü birleştirirseniz Çanakkale misali ne Fransız kalır ne İngiliz kalır. Buyurun efendim. O yüzden bu dilin Kürtlere, Türklere, bu ülkeye kimseye faydası olmadığını altını çizmek isterim. Konuşurken daha üsturuplu bir dille konuşursanız, konuşurken tüm Türkiye'nin derdini göğüsleyen bir konu olarak değerlendirseniz çok daha kıymetli olur diye düşünüyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Oruç. Sayın Başkan. Müsaade eder misiniz efendim? Müsaade eder. Buyurunuz Sayın Oruç. Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz istiyorum. Konu neydi Sayın Oruç? Dün bakanın söyledikleriyle ilgili sataşma cümlesinden dolayı istiyorum. Buyurun Sayın Oruç. Teşekkür ederim. Efendim, birincisi kürsüden Sayın Oruç, kürsüden verelim cevabı. Kürsüden verelim cevabı. Kürsüden hepimiz dinleyelim efendim. Buyurun Sayın Oruç. Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Şimdi Sayın Turan'ın konuşmasını dinledim. Gerçekten aklı selime davet eden bir konuşma olarak dinledim. Fakat Sayın Turan, dün burada bakanınız, ama şimdi Hüseyin Kaçmaz düne ilişkin bir şey söyledi. Dün bakanınız burada açıkça yargısız infaz yaptı. Yargısız infaz. Yani bu adam, ben dün burada yüzüne de söyledim onun. Her konuşması suçtur. Her konuşması suçtur. Her konuşması anayasa ve yasa çiğnemektir. Bu adam aslında bakan olmaması gereken bir kişidir. Bakanlıkla alakası yoktur. Yeri yüce divandır. Yüce divanda aklanmadan Türkiye Cumhuriyeti bakanı olarak dolaşması zuldür, zul. Hepiniz için zuldür. Bizim hepimiz için de zuldür. Bunu söyledim. Yargısız infaz yaptığı zaman keşke siz bu konuşmayı dün yapsaydınız. Keşke onu hukuka davet etseydiniz. Açıkça iftira attı vekilimize ya. Açıkça hedef gösterdi. Açıkça oradaki insanların birbirine düşmesine, aşiretlerin birbirine düşmesine yol açacak bir konuşma yaptı. Açıkça nasıl burada meclisi karıştırdı, herkes birbirine düşürdü.
toplumu da karıştırıp herkesi birbirine düşürmek isteyen bir bakan sıfatlı suç makinasından söz ediyorum ya. Suç makinasıdır bu adam. Şimdi onun için bir de dedi ki, ben dün de söyledim. Türkiye'mizde dedi, siz konuşuyorsunuz. Ya neyi lütfediyor? Neyin Türkiye'si? Türkiye hepimizin. Siz barışçı bir konuşma yapıyorsunuz. Evet, destekliyorum barışçı anlayışınızı. Türkiye hepimizin ve hep birlikte Türkiye'de barışı, demokrasiyi, adaleti sağlayabiliriz. Yoksa bir halka düşmanlık, Kürt halkı... Bakanımız var. Dünkü bakanımızın konuşmalarını beraber bunu değerlendirdik. Tartıştık saatlerce. Gece saat 2'ye kadar buradaydık. Hepsini konuştuk. Sayın Bakan elinde belgeler var. Bunları paylaştı. Diyorum ki bunları Sayın Başkan, bu belgeler, dün bakanın gösterdiği belgeler yargının konusu. Ya yargının konusu diyorum, ne diyeyim? Yargının konusu diyorum. Daha ne diyeyim? Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Milletvekilleri. Ben bir cümleyle sizden bir istirhamım var. Bakınız, komisyon burada, yeni bakanlarımız burada. Yeni bir konuyu görüşüyoruz. Lütfen düne dönersek eğer, dün içinden çıkamadığımız gibi bugün de devam edecek. Sağ ol, teşekkürler. Sayın Beştaş. Elinde belge var. Bu suçlamadır ve sataşmadır aynı zamanda. Rusya'da da gizli kararı var. Buyurun sayın. Ceza muhakemeleri kanununa göre Sayın Bülent Turan gayet iyi bilir. Soruşturma başladığında o soruşturmayı savcı yürütür. Ve savcı yürüttüğü soruşturmada bir gizlilik kararı varsa onu hiç kimse inceleyemez. Biz dün burada söyledik. Bir kere dosya üzerinde gizlilik kararı var. Avukat bile dosyada hiçbir iddiadan haberdar değil. Ve biz dün de söyledik. Suç İşleri Bakanı bu dosyayı özel olarak, kumpas olarak düzenleyerek bugün, dün burada konuşacağı hiçbir şey olmadığı için her bütçede bir iftira atarak, bir senaryo yazarak halkın gözünü boyamaya çalışıyor. Ama hukuk sistemimize göre siz de gayet iyi biliyorsunuz ki bir kişi daha ifadesi bile alınmadan suçlu ve katil ilan edilemez. Dün Bakan Efendi sadece suçlu ilan etmedi, katil ilan etti. Milletvekilimizi suçlu ilan etti, kendi evinde yakalandığını ilan etti. Hangi sıfatla bunu yapıyor? Öyle bir sıfatı yok, olamaz ve hukuk tanımazlıktır bu. Kendisi onunla ilgili iddiaları bütün dünya alem biliyor. Bütün dünya yayınlarında dönüyor. Peker'in bir suç örgütü liderinin kendisi hakkındaki iddialarını. Onlar ayan beyan ortadayken bunu kapatmak için, kendini sözde temizlemek için gelmiş Hüseyin Kaçmaz vekilimizi hedef gösteriyor. Ben Sayın Turan'ı şuna davet ediyorum. Şu anda Süleyman Soylu'yu arayın. Elindeki belgeyi buraya istiyoruz. O belgede ne yazıyor? O daha şüpheli ifade vermemişken, daha gizlilik kararı varken, daha savcı ifade almamışken neyin belgesini getirmiştir? Kumpası nasıl düzenlemiştir? Hangi kollukla bunu ayarlamıştır? Bunu gelsin, dün de sorduk, bunu açıklasın. Açıkça iftira atıyor, kumpas. Turan, Sayın Özkoç bekliyor, isterseniz bir... Davet ediyorum Sayın Başkanım. İstemediyorum size. İsyan ediyorum size. Şu yüzden Sayın Başkan. Konuşurken sadece bütçenin vehameti olmasın diye, süreç devam etsin diye konu yargın diyorum. Sataşma yok. İftira yok. Hakaret yok. Söz veriyorsunuz. Gerekçe buna uygun değil. O yüzden bir daha söylüyorum. Bizim kadar onların da sizin de size uymak var Sayın Başkan. Müsaade eder misiniz efendim? Müsaade eder misiniz?
Müsaade eder misiniz? Getirsin belgeyi, davet ediyorum. Sayın Turan, ben Sayın Turan'ın bana dönük uyarısını takdirle karşılıyorum. Her konuda da iş tüzükle ilgili hassasiyet esastır. Sayın Oluç da zaten sizin hitabınızda, hitabetinizde sağduyudan bahsettiğinizi ve genel kurula da o konuda bir katkı sunduğunu söylediler. Ben Sayın Grup Başkan Vekillerini de o hassasiyete davet ediyorum. Sayın Özkuş. Buyurun Başkan. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili biraz sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunu